Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah buyuruyor, asla hayır onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Şimdi bu kalpleri üzerinde pas tutmuştur ifadesine dikkat edelim inşallah. Mutaffifin suresinin 14. ayetinde kalpler için kullanılan pas tutma ifadesi kalpte gerçekleşen biyokimyasal bir reaksiyona işaret ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Pas bilindiği gibi demirin oksijenle reaksiyona girmesi okside olması sonucunda oluşur. Yani herkes bilir tabii pası okside olmasıyla oluşuyor demirin. Havadan aldığımız oksijen de kandaki hemoglobinde bulunan demir sayesinde vücutta taşınır. Hemoglobinde bir demir var, onunla taşınıyor oksijen. Bu esnada oksijen kandaki demir ile reaksiyona girer. Böylece insan vücudundaki kanda dolayısıyla dolaşım sisteminin merkezi olan kalpte sürekli olarak paslanmaya benzer bir reaksiyon oluşur. Bir mucize daha var, bir rahatsızlık var, bir hastalık. Hatta vücuttaki demir fazlalığı aynen paslanma benzeri oksitlenme yaparak tüm vücut hücrelerinin erken yaşlanmasına neden olur. Vücutta aşırı demir birikmesi sonucu oluşan, bu bir hastalık adı hemokromatoz diye, aşırı demir birikiyor vücutta. Hastalığında da demir zehirli bir etki meydana getirerek kalp, karaciğer gibi organların iflasına sebep olur. Bu olay demirin oksitlenmesi sonucu oluştuğu için organlarda pas birikmesi ya da organların paslanması olarak tarif edilir. Science News dergisinden Doktor Sharon McDonald, demirin organları oluşturan hücreleri okside etmesini bu paslanmadır ifadesiyle tanımlamaktadır. Yani tam paslanmada olduğu gibi vücutta oksitlenmiş demir birikiyor hocam inşallah. Ayetteki işareti mana Ayeti olarak bir daha ver. verelim hocam inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Asla hayır onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur maşallah. Maşallah. Yani birçok şey de öyle değil mi? Bol bol yiyip içip işte fakirin malından alarak, şunun bunun malından alarak bol bol yiyip içip ama bundan iflah olmuyor insan. Evet hocam. Değil mi? Hasta oluyor, rahatsız oluyor. İnşallah. Allah onu ona helal kılmadığı için ona bereket vermiyor. Maşallah. Sonunda hastalık olarak ona dönüyor. Evet hocam. Kur'an buna işaret ediyor. Evet hocam inşallah. maşallah. Maşallah.